Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni videoma hoş geldiniz. Uyanalı bayağı oldu. Sizlerle konuşacağım çok şey birikti. Çok şey anlatmak istiyorum. Şimdi güzelce Dilge'yi kahvaltısını hazırlayacağım. Çok acıktı. Benim için şu an çok erken bir saat. Onu yedirip öğlen uykusunu uyuttuktan sonra da tekrardan yanınıza geleyim inşallah. Herkese tekrardan merhaba, videoma hoş geldiniz. Dilge'yi uyuttum da geldim. Bugün günlerden 17 Ağustos Perşembe. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen memlekette olacağım. Bugün Trabzon'a gidiyorum. Yaklaşık bir önce de Trabzon'daydım ama o zaman annemler yoktu. Şimdi onlar memlekette olunca zaten aynı köye gelin gittiğim için kayınvalidemlerle annemlerin evleri karşılıklı. Tekrardan gitmek istedim. Hem annemleri biraz göreyim hem de kayınvalidemlerin gönlü olsun. İşte iki tarafı dengelemek için tekrardan bir gitmek istedim. Sizle birazcık konuştuktan sonra gidip bavul hazırlayacağım. Birazcık geç kaldım ama hızlı hızlı her şeyi bugün halledeceğim. Öncelikle şu video olayını bir konuşmak istiyorum. YouTube'a video atma olayını süreklilik haline getiremiyorum. Çok denedim ama bunu hafta bir vlog atacakmışım gibi planlayamıyorum. Benim birazcık canımı sıkmaya başladı açıkçası. Çünkü sonra arkadaşlarım oluyordu, yani yeni vlog ne zaman gelecek falan. Bu yüzden birazcık canım sıkkın. Ben size böyle artık dönmemek üzere geldi, sürekli video atacağım gibi sözler de vermek istemiyorum. Ama bugünü çekmek istedim. Bugünü vloglamak istedim ve kameranın karşısına geçtim. Bu şekilde video atabildiğim zamanlar video atmaya çalışacağım. Şimdi Trabzon'a gidiyorum. Belki orada çekebilirim, belki çekemem. İşte tamamen ruh halime ve oranın düzenine bağlı. Çünkü birazcık kalabalık bizim memleket şu anda. Evler de kalabalık. O yüzden çekebilirsem çekeceğim. Yani bunun sözünü vermek istemiyorum ama çekmeye çalışacağım. Bir de başlıktan anlaşıldığı gibi hayatımdaki bazı şeyleri değiştirmeye karar verdim. Yani değiştirmek gibi değil de hayatımda bir düzen kurmaya karar verdim desem daha iyi olur. Erken uyanmaya başladım diyebilirim. Yani benim için çok büyük bir değişim oldu diyebilirim. Sabah namazından sonra uyumamaya karar verdim. Benim için hayatımda çok büyük bir değişiklik oldu. Sabah namazından sonra uyumuyorum. İşte kerahatin çıkmasını bekliyorum. O saatlerde ibadet yapıyorum. İşte tesbihimi çekiyorum. Bunlar benim hayatımda çocuk olduğundan beri bunlar benim hayatımda biraz azalmıştı. İbadet etmiyorum konusundan bahsediyorum. O yüzden bunları sabah yapıp gün içerisinde daha huzurlu olduğumu fark ettim. Artık sabah erken uyanıyorum. Benim için çok daha bereketli oluyor. Sabahın bereketi gerçekten çok çok güzel yani. Bunu nasıl anlatabilirim? Hani o kadar bereketli vakitler, o kadar huzurlu bir vakitler ki benim için. Böyle güneşin doğuşunu seyrediyorum. İşte o saatler ibadetle meşgul oluyorum. Dilge de uyuyor. Tamamen bir sessizlik hakim. O yüzden gerçekten hani tavsiye ederim erken uyanın. İşte bu şekilde dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir alışamadım şu kamera karşısında konuşmaya. O kadar çok gerildim ki. Şimdi gidip bavul hazırlamam gerekiyor. Dilge uyanmadan bavul işini halledeyim. Yoksa bana asla rahat vermez. Görüşürüz.
Evet Delik uyurken şimdi hızlıca bavulu hazırlayacağım. Biraz geç kaldım. Allah'tan neler götüreceğimi not etmiştim de hızlı hızlı alacağım şeyleri hemen bavula ekleyeceğim. Bunlardan bende bir sürü vardı ama nerede olduklarını bir türlü bulamadım. İki tane var elimde. Bunları kullanacağım. İkisiyle artık nasıl bir düzen kurabileceksem bunları kullanacağım. Önce bir kendi götüreceğim eşyaları ayarlayacağım. Sonra Dilgen'inkilere geçeceğim. Şöyle hemen nemlendirici kremimi ekliyorum, leke kremimi ekliyorum, serumu ekliyorum, Dilgen'in şampuanını da aldım, onu da ekliyorum. Hemen şuradan güneş kremlerimi de alayım. Şunlar çok güzel, gerçekten bunlara bayılıyorum. Ekliyorum hızlıca. Şuraya da bir şeyler getirdim. Bu belki diş krizi tutar diye bunu koruyucu sprey alıyorum. Sinekler ve böceklerden korumak için. Geçen gittiğimde de götürmüştüm. Güneş kremini ekliyorum. Şunu sırt çantama alacağım. Burada da birkaç tane kitap aldım işte. Akşam uyurken okumak için. Şunu ekliyorum. Tarak ekliyorum. Genelde yazları bol bol elbise giydiğim için köyde bir sürü elbise götürüyorum. Tamamen elbise götüreceğim. Şunu dolduracağım daha. Bu henüz dolmadı. Buna da birkaç tane eksik var. Onları ekleyeceğim ama sığacak mı bilmiyorum. Belki kitapları bavula eklerim. Kararsız kaldım. Bakalım yerleştirebildiğimi yerleştireceğim ben de. Bavul neredeyse doldu. Asılan çamaşırlarım var. Onlar kuruduğu zaman da onları ekleyeceğim. Şimdi gidip birazcık atıştırmalık hazırlayacağım. Sonra bir AVM'ye gidebilirim. Oraya gidip geleceğim. Sonra da çıkacağız inşallah. Şu an o kadar kötü görünüyorlar ki bakar mısınız ya? Aslında evde çikolata kreması kalmadı. Ben de böyle eriteyim dedim ama hep taştı kenarlardan. Önce bunu yaptım, taştı. Sonra dedim ki bu şekilde yapayım. Bu şekilde de taştı gördüğünüz gibi. Yani gerçekten rezalet. Bir de aşçılık okuyorsun Ayşenur diyeceksiniz. Haklısınız. Çok kötü durumda ama tadı gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Milföy ile çikolatanın yakışmayacağı bir şey yok. Yani ikisi harika uyumlu olduğu için hemen bunları hızlıca pişireyim. Şu görüntüyü daha çok görmenizi istemiyorum çünkü hemen pişsinler. Harika atıştırmalıklarımı pişiriyorum şu an. Pişin bakalım. Hadi. Çabuk.